Selamünaleyküm arkadaşlar, nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Ramazanınız hayırlı geçiyordur inşallah diye düşünmekte. Herkese merhaba arkadaşlar, ben İdalgalı. Bugün Ramazan menülerini deneyeceğiz hep beraber arkadaşlar. İftarın açılmasına 1 saat kaldı, bütün siparişlerimi verdim. Ramazan menülerini deniyoruz ama sadece merak ettiklerim nelerdi biliyor musunuz? Bu zincir restoranlar var ya, oraların Ramazan menülerini merak ettim, o yüzden onları söyledim. Şimdi hepsini bekliyoruz arkadaşlar. O saate kadar da zaten ezan ve zaman onu hep beraber yeriz. Beni takip et. Main, oğlum niye ediyorsunuz? Dur da yemekleri bekliyoruz. Duymamış gibi yapıyorum. Çok acıktım. Bir an önce yemek istiyorum arkadaşlar. Kaç dakika kaldı ya? Magic Donald's da geldi. Burger King siparişim iptal etti ama. Ben de onun yerine bir dürümcüden Ramazan menüsü söyledim. O yüzden o birazcık olmadı gibi. Ne yapayım? Popeyes geldi, McDonald's geldi, burger elimizde yok diye iptal etti. Bunun şey olmaz ya. Diğeri de geldi. Bu da geldi. Hadi yiyek. Arkadaşlar şu an karşınızda 3 tane menü var. Aslında dediğim gibi burada bir tane burger olması lazımdı şunun yerinde. Burada McDonald's var, burada Popeyes var. Bir de burger söylemiştim hani bütün fast food dükkanlarının olsun falan diye. Ama ellerinde yokmuş, iptal etmişler falan. Biz de Ramazan uğraşmayak dedim. Şimdi uğraşsam kafalarını gözlerim. Gittim bir tane dürümcüden söyledim. Maydanoz döneri herkes biliyor mu bilmiyorum ama burada çok meşhur bir yer. Karnım çok acıktı. Şu fantanın biraz içilmiş olabilir arkadaşlar. O öyle gelmedi, ben şu an içtim. Karnım aşırı aç. Videoda yiyeyim falan diye birazcık şey yaptım. Beklettim falan kendimi de, iyice acıktım. Hangisinden başlasam ya? Bence ilk bir Popeyes'tan başlayalım. Şunları şöyle kenara alıyorum arkadaşlar. Bir Ramazan menüsünde ben ne arıyorum biliyor musunuz? İlk başta mideyi ısıtacak falan böyle bir çorba. Ondan sonra bir ana yemek. Ana yemeğin yanında bir içecek. Hepsinden sonra da çayla beraber gidecek bir tatlı istiyorum. Bakalım menülerimizden hangisi dediklerime uyuyor. 10 üzerinden puan vereceğim arkadaşlar. Burada içeceğimiz var 1 litre. Güzel. Patates kızartması. Ya şu patates kızartmalarını da hiç sevmiyorum ya. Oğlum normal koysanız da. Hiç hoşuma gitmiyor. Bir adet burger, bir adet burger daha. Tavuk. Oğlum soğan algısı yok muydu lan? Bayağı bir tavuk var bunun içinde. Bir de soslar moslar var arkadaşlar. Şimdi sosları falan açmaya uğraşmayayım. Bu bir Ramazan menüsü değil. Bu bildiğiniz bir fast food menüsü. Şurada şöyle tavuklar var. Güzel. İki tane burger koymuşlar, bir patates koymuşlar, bir tavuk koymuşlar, bir de içecek koymuşlar. Oğlum bu normal bir menü. Bunun Ramazan'la hiçbir alakası olamaz. Bildiğin clickbait dedik oğlum. Neyse tadına bakayım bari de, bu niye daha küçük bundan ben anlamadım. İkisi farklı mı bunların? Oy ıslak ıslak yapmışlar da oğlum. Bayat lan bu ekmek. Lan bari Ramazan'da düzgün gönderin ya. Oğlum bu ekmek bayat lan. Ay yapacağınız işe var ya. Popeyes'e gittiğinizde ikili tavuk burger menü yanına da bundan söyledim mi zaten? Oğlum bu ısırılmış mı? Oğlum ısırılmış tavuk gelmiş. Hacı bu harbiden ısırılmış, ben bir şey Neyse bunlara gerek yok da arkadaşlar. Bak hem ekmeğe bayat, gerçekten bas bayat. Dökülüyor yani, şuna bak. Ramazan'la hiçbir alakası yok falan. O yüzden benim bu Popeyes'a puanım 10 üzerinden 2. Vallahi 2. Daha fazlası olmaz. Pardon arkadaşlar, biraz acıktım da. Yani ben Ramazan dışında da bunları yerim arkadaşlar. O yüzden ben 10 üzerinden 2 veriyorum buraya. Daha da fazlasını vermem. Vallahi ısrar etmeyin, vermem. Oğlum ne bileyim, içine bir çorba koyarsın, bir tatlı koyarsın. 250 liraydı bu arada bu menü. Fiyatlarını da söyleyeyim. 250 liraya bu menüyü aldım. Ben 2 verdim ama siz kaç verirsiniz yorumlara yazın arkadaşlar. Benim Popeyes'a puanım. İçinde de başka hiçbir şey yok. 10 üzerinden 2. Şimdi sırada madem fast foodlardan gidiyoruz, McDonald's'tan ümitliyim arkadaşlar. Niye? Çünkü pahalıydı. 400 liraydı. Tabii ben indirimle falan 290 liraya aldım ama normal fiyatı 400 lira. Ona göre değerlendireceğiz. Yine bir adet içeceğimiz. Ben birazcık sarı gula seviyorum da arkadaşlar, sarı gula alıyorum. Bir de böyle bir şey var içinde. Başka da bir şey yok. Yani sanki bunda da hiçbir şey çıkmayacakmış gibi duruyor arkadaşlar. Çorba morba yok gibi. Çok hafif yani bu. En azından böyle bir bayat olmasın ya, anladın mı? Bir adet soğan halkası. Bir adet patates. Oğlum bu arada McDonald's'ların patatesini sevmiyorum ben. Burger'ın patatesi güzel oluyor.
McDonald's'ın patatesi çok yumuşak oluyor arkadaşlar. Burger'ınki çıtır oluyor. Fast food gurmeleri beni anladı şu an. Bir adet şöyle bir burger var. Bir adet daha burger var. Gerisi sos. Oğlum bunların Ramazan'la ne alakası var şimdi ya? Keşke Ramazan menülerini böyle cadde pilavcısından falan alsaydım. Adamlar çorba, pilav, tavuk böyle yardırıyorlar içine yani. Aynen. Neler yapıyor pis. Aslında fast food yerine bir dahakine de onu mu yapsam arkadaşlar? Sokak lezzetçilerinden falan alayım. Onlar da yapıyor. Bu tavuk burger. Bu da et mi? Oo, köfte burger var. Güzel. İkili köfte burger var burada. İki tane köfte görüyorum içinde. Bu arada McDonald's'ın tadını genel manada sevmiyorum. Ben biraz burgerciyim arkadaş. Sizin için deniyorum arkadaşlar. Yoksa yemem hayat. Bir tavuk bir de köfte burger. İki tane çok ince. Oğlum ip ince bir şey bunlar ya. Neyse deniyorum. Arkadaşlar bu videoda biraz konuşamayacağım. Kusura bakmayın. Oğlum en azından taze. Bir de soğan halkasına bakacağım. Soğuk ama taze. Bak onca yıldır dışarıdan yemek söylüyorum. Benim düşüncelerime gerçekten inanın bu konuda. Fast foodcularda en önemli olan şey ürünlerinin eksik gelmemesi ve taze olması. Çünkü fast foodcular genelde bizim ülkede çok bayat getiriyorlar ve istediğin hiçbir sos gelmiyor. İçine eklettiğin hiçbir şey görmüyorlar falan. O yüzden bu okey gibi. Köfte burgeri iyiymiş lan. Bak bunu beğendim. Bu güzel. Şimdi tatları güzel. Patates güzel. Soğan halkası güzel. Köfte burgerine bayıldım. Ama horlama lan. Yanımda arkadaş uyuyordu, horluyor arkadaşlar. Kusura bakmayın sesi geliyorsa. Geliyor mu sesi? Oğlum benim sesimden şu an nasıl uyuyabilir bir insan, ben anlamıyorum ya. Bağırıyorum şu an, nasıl uyuyorsun hala? Neyse ama yani Ramazan'la hiçbir alakası yok ya abi. Ramazan dediğin oruç açacak değil mi? Yanına bir tane su koyarsın. Hadi çorba koyma. Su koy. Hurma koy. Yani Ramazan'ı andıracak bir şeyler koysanız oğlum içine. Ona 2 verdim. Buna haksızlık etmek istemiyorum. Tatları falan güzeldi ama bunun da Ramazan'la alakası yok. O yüzden ben buna 4.5 veriyorum ya. Yani 5 vermek içimden gelmedi. Tamam tadım adı güzel ama benim burada kriterlerim su, çorba, tatlı. Bak tatlı da yok. Yani bunu yedikten sonra tatlı da yiyemeyeceğim. O yüzden 4.5 buna da. 4.5'tan 5 olmaz ama yani. 4.5'tür bunun hakkı. Bunları da şöyle bir kenara alıyorum arkadaşlar. Bak şimdi bunlar fast food'du. Burger'dan da alsam muhtemelen böyle gelecekti. Ama ben bir tanesini dürümcüden aldım. Burger iptal ettiği için dürümcüden aldım. Aha da bu. Arkadaşlar bundan güzel bir şeyler bekliyorum. Niye? Çünkü ben burada ayran görüyorum, çorba görüyorum, tatlı falan görüyorum. Vahşet görüyorum hocam. Var yani burada bir şeyler. Bunu da bu arada 250 liraya aldım diye hatırlıyorum. Yani neredeyse buradaki hepsi aynı fiyat arkadaşlar. Birbirlerine çok yakın. Bunu çok merak ettim. Bu gerçekten bir Ramazan menüsü çıkacak bence. Şimdi ana yemeğimiz burada. Bir adet dürüm. Ama çok küçük bir dürüm. Yani benim iki tane elimden daha küçük. Gerçi benim iki elim de çok kocaman ama. Bu dürüm zurna dürüm oluyor. Neyse içeceğimiz var. Bak şimdi ana yemek geldi. İçecek geldi. Oğlum çorba var. Harbiden dürümcü bana çorba yollamış. Başlangıç. Yanına. Oha. Adamlar pide yollamış. Oğlum budur işte ya. Şunları ben bir kaldırayım mı? Bak menü dediğim budur. Başka bir şey var mı? Tatlı var oğlum. Bir de o, bu çok iyi. Arkadaşlar bu gerçekten çok iyi. Ama kaşık yollamamışlar. Çorbayı kafamıza dikeriz artık. Ne yapacağız? O kadar yapmışlar yani. Tatlıyı kenara alalım. Ne diyorsun, ne gülüyorsun ama? Horlama oğlum, insanlar duyuyor horlama sesini. Uyanmış da bana gülüyor. Arkadaşlar çorbayı kafaya dikeriz be. Kaşığa maşığa gerek yok. Dökülme, ne olur dökülme. Ne çorbası? Merco. Şöyle pidemizden aldık batırdık. Şu an oruç tutarken beni izliyorsanız bir tık acıkabilirsiniz ya. İftardan sonra izliyorsanız ama çok keyiflenebilirsiniz bence. Yani çorba çok güzel değil ama çorba var en azından. Oğlum en azından içimizi ısıtıyor ya, sıcak da gelmiş. Güzel abi, adamlar pidesinin çorbasını yollamış. Pideyi yedik, çorbayı içtik. Sonra ne oldu? Ana yemeğe geldik. Bu arada arkadaşlar bu dönerci Ankara'da mı sadece meşhur yoksa bütün şehirlerde meşhur bilmiyorum. Ama Ankara'nın her yerinde bu dönerci var yani. Sizin şehrinizde de var mı? Yorumlara bir yazarsanız sevinirim. Beni de bilgilendirmiş olursunuz. Of of of, Allah'ım sıcacık. İzninizle. Abi çok iyi bu. İçeceğimizle içelim. Oh, şu an var ya ölüm benim şölen ya, şölen. Dürümü bayağı iyiymiş. Dürümünü çok sevdim. Arkadaşlar siz bir içeri gidin görün, ben bunları bitireyim, ondan sonra devam edersiniz. Arkadaşlar çorbamızı içtik, yemeğimizi yedik, ayranımızı içtik, pidemizi yedik, her şeyi yedik, karnımız bir güzel doydu. Sonra ne oldu? Bir çay demledik. Yanına da profiterolümüz geldi. Oğlum tatlısı da var. Bugünün kazananı bence çok net belli. Ama bir de kaşık yollasalardı iyiydi ya. Kusura bakmayın şimdi içeri üşendim. Çok pislik bir adamım ya. Neyse ben bunu sonra yiyeyim ya.
Burada da yiyemedim. Bugünün kazananı aşırı belli değil mi sizce de? Adamlar bir Ramazan menüsü getirmişler gerçekten. Bir çadıra gitsen anca bunu yersin yani. Çorbanı yersin, yemeğini yersin, içeceğini içersin. Bir su eksik. Su da yollasalardı iyi olurdu. Sanki menünün fotoğrafında su da vardı diye hatırlıyorum ama suyu yollamamışlar. Ondan da 2 puan kırdım. Su önemli. Ben suyla açarım orucumu genelde. Buna 8 puan veriyorum. Daha iyisi olabilir diye 8 puan verdim. Bir de içine su falan ekleselerdi, hurma ekleselerdi mükemmeldi. Bugünün kazananı dürümcüdür arkadaşlar. Yani fast foodcular falan ne anlasın? Aa, bir şey unutmuşum oğlum. McDonald's'ın tatlısı varmış lan. Abi ben bunu köşeye attım, görmedim. McDonald's dondurma getirmiş arkadaşlar, hem de 2 tane. Bir de bunun içinde yollamışlar. Oğlum ben bunu unuttum lan. McDonald's ayıp oldu şimdi ya. 2 tane kartdoor yollamışlar. Kaç vermiştik? 4,5 mu vermiştik? Değiştiriyorum. McDonald's'ı tatlıdan dolayı 6 yapıyorum. Hem tazeydi hem güzeldi, bir de tatlısı da vardı. 16 yaptım, bunu 8,5 yaptım. Aradaki farkı arttırdım. Tüh lan, onu da yerdik bileydim. Neyse. Fast foodcular ne anlasın arkadaşlar? Ramazan menüsünden, oyundan, buyundan. Oğlum bir insan su koyar lan. Popeyes'inkini hiç beğenmedim ya. 2 bile fazla. Neyse arkadaşlar, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ramazan menülerimiz bunlar. Normal Ramazan menülerini de denemek istedim ama bugün merak ettiğim şey fast foodcuların Ramazan menüleriydi. Acaba anlıyorlar mı diye. Keşke Burger King'de olsaydı, o daha güzel olabilirdi. Ama olsun. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla video için aşağıdan bir like atıp bana destek olursanız çok sevinirim. Oğlum like atmıyorsunuz, destek olmuyorsunuz. Ondan sonra geliyorsunuz bana diyorsunuz ki öldün mü, kaldın mı, neredesin? Oğlum azıcık sahip çıkın ya şu idealinize. Sahip çıkalım. Sahip çıkın, bir like atın, yorumlara abonun bir. Ben de daha sık sık video atayım. Neyse. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hayırlı Ramazanlarla kalın efendim. Oh, şimdi ben bunlar var ya, hangisini gömeyim oğlum, ne kadar çok. Hadi uyan da yemek ye oğlum, ezan okundu.